Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun Hamide Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mutlu yaşları dilerim. Nasıl geçti? Teşekkürler. Hem evlilik yıl dönümünüz, evet. Hem doğum günü, evet. Bir de sevgililer günü tabii. Evet. Evet. Üçüncü bir aradan çıkardınız. Daha rahatsız oldu biraz. Önce, yok o da, öncelikle... yarın bekliyorum. Sevgililer günü. O ayrı canım. Ya şimdi öncelikle tabii üçüncü yılımızı doldurduk. Allah inşallah bir ömür boyu birlikte olmayı nasip eylesin. Bütün sevenler için, bütün mutlu evli çiftler için de temennim aynı şekilde. Bir de eşim de doğum günü kutlu teşekkür olsun. Ederim. Huzurlarınızda bir kez daha da doğum günü kutlamış olayım. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki geçen yıllar neler hissettiriyor size? Her geçtiğimiz sene farklı mutluluklar, farklı kutlamalar oluyor. Ya, bu evet. Sene bebek de var. Bebek evet, de var. Aynen sene öyle. Çok özel. Yani hem doğum günüm de çok özel, işte yıl dönümümüz de çok özel. Efehan'dan dolayı hani şu an başka hiçbir şey girmiyor zaten gözüme. Hani geçen seneki doğum gününü işte konuşuyorduk. Aynen. Gerçekten zamanın nasıl geçtiğini de anlamadık yani. Dün nasıl gibiydi. Geçmiş, evet. O zaman Efehan buradaydı. Biz de oradaydık. Geçen beraberdik. Şimdi işte evde uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Biz de onu özledik vallahi. Bir an önce gidelim görelim istiyoruz. Efehan da büyüyor. Nasıl geçiyor bu süreç? Kime benzemeye başladı daha çok? Vallahi Tolga sen diye sen... doğdu. Yani Tolga doğdu gerçekten yani hani bildiğin böyle aynısı. Küçük bir Tolga doğurdum. Sonra işte bana biraz dönmeye başladı. Ya şimdi ve ikimizin karışımı gibi bir şey ama tabii erkek olduğu için yine biraz Tolga'ya daha ağır. Ya şimdi şöyle bir şey aslında fotoğraflarda baktığınızda Almeda'ya çok evet. Benziyor. Çünkü detaylara baktığınızda Almeda'ya çok benziyor da silüeti hani duruşu, tavrı falan direkt ben gibi duruyor. Yani yakından görenlerin hepsi küçük Tolga diyor ona. Baba dedi, sonra dede dedi. Dedesi tabii. Bu havalara uçtu. Dedesiyle uçta. Büyük aşk yaşıyorlar. Aynen. Dedesiyle ve anneannesiyle. Şimdi Nona diyor. Nona Arnavutça anneanne demek. Anneanne demek. Aynen. Onunla da... Dilden öğrenmeye başladı o zaman. Evet tabii. Ben sadece Arnavutça konuşuyorum onunla. Tolga da Türkçe. O yüzden hani... Böyle... Gözlerinizden de çok okunuyor öyle çocuk sevgisi o kadar var ki peki evet. Efecan'la evet. Birlikte büyümesi için bir kardeş düşünüyor musun ne olur? Efehan'la. Efehan'la bir de biri... Efecan'ı düşünüyor. İnşallah. Evet. Vallahi Allah söyletti. İnşallah bir dahaki yıl dönümü doğum günü kutlamasında gene inşallah. Ay yok. Dur daha biraz kısmet. Zaman.